Merhaba dostlarım, ben Serdar Ramnice ile Dark Descent'e hoş geldiniz. En son bölümde bug olmuştu, bayağı ilginç buglar olmuştu. Buradaki notları okuduk zaten. Buradan alacağımız başka bir şey kalmadı sanırım. Şöyle bir bakalım, yağımız idare ede. Aslında birazcık kötü durumda çünkü hiç yağımız kalmadı. Hiç yağ yapamayacağız yani. Ortamı şey ısıtamadım değil mi? Tabii nasıl ısıtabilirim ki bu durumdayken? Şuradan geldik, arka son atlı denen yerden geldik ve devam edeceğiz. Şuraya gittik mi ya? Aynen, etrafı ışıklandırdıysam gitmişimdir oraya. Yok, ışıklandırmamışım da o kadar. Tamam. Ama buralara bir yerde bir not olması lazım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunu açtım mı ben? Açtım. Her şey serilenmiş yani. Bug yaşandıysa bug yaşandı. Ama siz şey dediniz, aşağıda o bir tane çark vardı, bir çark parçası vardı. O çark parçası yukarıda asılı kalmış. Mesela şurayı yakalım. Ama yok. Yok. Nope. İki çark burada, üçüncüsü yok. Ah. Cidden gitti mi bu şimdi ya? Yukarı falan bakalım. Bunlar arasında falan burada yok yani, o kesin. Yukarıya bak diyoruz. Yukarıda kaldı dediniz ama yukarıda yok şu anda. Ne yapacağız? Kayıtlı oyundan kaydetmeye çık dedim. Kayıtlı oyun yükle. Oley! Arka salon. Oley! Tamam, yükleyebiliyoruz. Kayıt yükle, aynen yükle. Tamam, güzel. Kayıt yükle varsa süper. Böyle bir kayıt sistemi olduğunu bilmiyordum anlayacağını. Sürekli tek otomatik kayıt üzerinden gittiğini zannediyordum. Dışarı baktım, dışarı bir şey gördüm mü diye. Orada bir tane karanlık figürler gördüm dışarıda. Hayır. Oo, tam normal şeymiş o ya. Boş boşuna şey harcamaya gerek yok. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Muhtemelen siz de bir şey göremiyorsunuz. Dur şey yapalım. Şunu açtığımız zaman makine odası anahtarı. Şu anda ben kırmızı kırmızı görüyorum. Tuhaf mektup onu korkutmuştu ama ona biraz olsun rahatlık öneren sadece oydu. Şu anın özel bir durumu yok. Görüş açımız biraz değişti. Bunların hepsini okuduk zaten. Burada şu tinderbox var. Şurada bir tane tinderbox var. Onu alacağım da. Hacı, seni gördüm orada ben. Alacağım. Alacağım. Ozan, aldım. Aldım. Gözümden kaçmadı, aldım. Şimdi ise aşağıya gideceğiz birazcık. Daniel'ımız birazcık daha kendine geldiği için daha rahat oynayabiliriz artık. Daha rahat ilerleyebiliriz. Bug oldu orada. Onu açamadık yani. Sadece bug oldu orada. Başka şekilde halledebileceğimiz bir şey değildi. Şurada bir tek şu mektup var. Bunların hepsini geçen bölümde okudum bu arada. Hani o kadar önemli bir şey yok buralarda. Mesela şurada bir tane parça var. Bunu hemen götürelim aşağıya. Geçen bölümde nasıl, neden götürmemiz gerektiğini görmüştük ya, doğru söyleyeyim. Bir de şunu yakabilir miyiz? Bir de şunu yakalım. Teşekkürler. Şurada da var bir tane. Sanırım burada iki tane olacak.
Çok güzel. Bir tanesi orada. Al bunu. Hacı alsana bunu. Heh. Tamam, bu parça buraya uysun yani, ne olacak? Şunu da okuduk mu? Daniel orada çaresizliğini dile getiriyor. Yazar burada ne kadar 3.5 olduğunu, ne kadar çaresiz olduğunu ve ölümden kaçmak için bir manyağın, nasıl bir manyağın kalesine geldiğini anlatıyor. Gaz lambası ağzına kadar doldu. Süper. Al bakalım bunlar sen. Bir tane dişli eksik. Onun nerede olduğunu unuttum. Biraz sonra gidip alırım. Şuradaki kömürleri. İşte böyle. İşte adam dediğim böyle olacak. İşte insan dediğim böyle olacak daha doğrusu. Adam demeyelim de. İnsan dediğim böyle olacak. Çalışacak. Hayatı için mücadele edecek. Fırın kömürleri doldu. İyi, güzel. Kapandın mı sen? Tamam, kapandın. Şimdi diğer çark nerede? Yakındaydı ya, yanlış hatırlamıyorsam. Şurada mıydı? Şu köşede miydi acaba? Aynen şuradaydı. Bunu yaptığımız zaman anahtarı dairesinin çalışması lazım. Anahtarların... Asansör ya, ne anahtarı? Asansörlerin çalışması lazım. Bizi aşağı götürecek bir tane asansör var. Hop. Bunu hallettik. Şimdi bunu mu çalıştıracağız? Ha? Makinenin çalışmaya başlamadan önce görecek daha çok işi var. Ha, yukarıdaki şeyleri halledeceğiz. Tamam. Sıkıntı yok. Her şey sakin. Hmm. Kare, üçgen, şey, yuvarlak, üçgen ve kare. Üçlü buhar çubuğu, çembere buhar çubuğu. Hah. Onu buraya taktık. Üçlü, dört fazlı. Dört fazlıyı buraya, üçlüyü de şuraya çap. İşte böyle ya. İşte ben bunun için ekstra bir nota ihtiyacımız olacağını düşündüm ama yanılıyormuşum o konuda ya, yanlış hatırlıyormuşum. Her şey sakin. Amnesia Machine for Pigs oynamamı istediniz. Şahsen benim kendi görüşüm. Birkaç tane video izledim onun hakkında. Amnesia kadar iyi görmedim ama belki de ön yargılı davranıyorumdur. Bilmiyorum. Ben ona daha sonra baştan bir bakarım. Oğlum da yukarıdaki şey. Tamam. Bir puzzle daha vardı. Ben o puzzle'ı unuttum. Şu çubukları yerleştirdik. Makineyi taktık. Ama bir tane şey daha vardı sanırım, bir buhar dengesi mi, basınç dengesi mi, öyle bir şeyler vardı. Onun öyle bir şeylerle uğraşacaktık ama o da buradaydı yani. Şuradaki yer. Basınç. Şimdi yanılmıyorsam sağ taraftaki sayılarla sol taraftaki sayıları eşitlememiz lazım. 5 2 2 diyelim bakalım. 9 yapıyor. 9 olması için ha tamam. 5 1 4 1 3 5 bunlar 9 yaptı toplamda. Burada da 5 2 2 o da 9 yaptı. Tamam, şimdi artık aşağı inebiliriz. Sağ tarafa mı dönüyorduk? Yok, sol tarafa dönüyorduk. Evet, tamam. Şimdi asansörü çalıştıracağız. Gözümün önünde bir tane, yani tam gözümün önünde bir tane şey mi geçiyordu? Hamam böceği mi geçiyordu? Hamam böceği bile olup olmadığını bilmiyorum. Belki başka bir böcek türüdür. Daha ne yapacaksın oğlum? Anlamadım ben ya. Hacı, sen daha ne yapacaksın ki? Daha görülecek çok iş var dedin. Ne var? Ne var burada? Yapılacak. Allah Allah.
Makinenin çalışmaya başlamadan önce daha çok işi var. Tamam. Belki yukarıdaki şeylerden bir tanesini yanlış görmüşümdür. Rakamlardan birisini. Roma rakamlarıyla yazılıyordu. Veya... Veya ne bileyim... Doğru görmüşümdür de yanlış tarafa çevirmişimdir. Öyle de olabilir. Ama başka ne var ki? Bir, üç, beş, dokuz yaptı. 5, 2, 2, 9 yaptı. İkisini de 8'e mi tamamlayacağız acaba? Ama imkansız. Görmediğim şeyler mi var? Bu ortaya getirebiliyor muyuz yoksa? Ortaya da getirebiliyoruz ama... Hepsini tam olarak ayarlamış olmam lazım. Ben bir yerde bir not mu kaçırdım acaba? Basınç. Çeviride mi sıkıntı var? Da yanlış bilgi söylüyor. Hepsinin olması lazım ya. Tamam, notlarımızı gözden geçirelim. Makine ekipmanı da. Asansör makinesi için depoda sadece iki tane yedek çubuk kaldı. Yani dikkat edin. Sadece çok kötü bir şekilde hasar görmüş olanlar tekrar alacağınız. Emin olun. Ve diğer çalışma odalarında tutun. Bir, üç, beş, dokuz yaptı. Diğer tarafta beş, iki, iki ile dokuz yaptı. Bu iki değil mi? Yanlış görmüyorum ben. Basınç. Gene kanser olduk. Bir geri gitmeye çalışacağım ya. Geri gidip bakmaya çalışacağım. Eğer kaçırdığımız bir not varsa. Not olması lazım. Makine ekipman notu. Hayır bu iyi. Bu bir şey söylemiyor bize. Sinek ne ya? Burada değil sinek, oyun içinde. Ya sinek dolaşıyor etrafımızda. Farkındayım kanka, sakin. Ha, şuradan çıkıyorduk, tamam. Sağda ve solda... Sağ ve sol taraftaki rakamların eşit olması bize bir şey kazandırmadı. O yüzden gidip diğer taraflara bakmam lazım. İnşallah şeye geri dönmem ya. Hey, şuraya bak. Şurası da ayrı bir çirkin olmuş. Ne güzel şeydi burası ya. Güzel mekanımızdı. Şuraya baştan mı gideceğim? Çalışma odasına baştan mı gitmem lazım? Belki orada bir şeyler vardır. Diğer tarafta o kadar fazla iş şey yoktu. Not yoktu. Bir not falan. Oradan bir şey bulmamız lazım. Başka bir item gözükmüyor bulabileceğimiz. Hükümdarlar kitabını sayfalarında çeviren tam 9 tane kral biliyor musun? 9 kral çok az kanka. Yüzlerce yıllık, binlerce yıllık Avrupa tarihini düşünürsen 9 tane kral çok az. Ben buralara girdim mi? Bak gene köpek hisleri duyuyorum ya. Çok burayı çok iyi tasarlamışlar. Burayı kıramıyorduk değil mi? Buradaki şeylerin hepsini ben almış olmam lazım. Aynen burada not bir şey yok. Burası hepsi dağılmış bayağı bir. Neden burası bu kadar dağıldı ki? Tamam, burada bazı iğrenç deneyler vardı. Orasını hatırlıyorum. Ama görmediğimiz bir not. İnsan kafatası bölümleri. Adamların incelediği şeylere bak ya. Ha, bu normal bir şey de. Cık.
Bu ne? Dosya gibi bir şey herhalde. Bu kaplan da herhalde Alexander. Kaplan. Buradan birazcık devam edelim bakalım. Devam edemeyeceğiz. Diğer tarafa baştan bir bakmak istiyorum. Hoba! Ben olimpiyat atlayıcısı olmam lazımdı. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Belki şuralarda falan bir not vardır. Gaz lambası yağla doldu. Çok güzel. Bunun içindeki şeyleri almışım. Evet, buraya olduğu gibi ben şey yapmışım. Halletmişim. Neden yaktım bilmiyorum. Boşu boşuna bir tane şey çakmak kullandım orada. Tamam hadi geri dönelim ya. Belki sağ ve sol aynı olmayacak da aşağı ve yukarı aynı olacak bilmiyorum. Eğer öyleyse işimiz daha zor. Aşağı ve yukarının aynı olma ihtimali bana daha güçlü geliyor. Sanki öyle yapıyordum. İki tane tarafının eşit olacağını biliyordum hani. Sağ ve sol diye hatırladım. Ama belki de aşağı ve yukarıydı. Ağır ağır nefes aldı. Çığlık atmamak için elinden geleni yapıyordu. Ecza dolabı devrilmiş bir yere düşmüştü. Kırılmış cama, cam kapağı uzandı ve bulabildiği tüm sakinleştiricileri aldı. Neden? Neden? Kardeş bilirsen aşağı yukarı aynı yapacağız. Tamam şimdi. Şunu deneyelim. İşe yaramadı mı? 3 1 daha 4 2 2 daha 4 5 5 Gidip bakalım ya. Böyle bir şey olması gerekiyordu. Bir ses gelmesi gerekiyor yani böyle bir. Normalde bir şeyleri başardığımızda çıkan bir ses vardır ya. Bir de ekranın böyle hafif bir beyazlık gelip gitmesi gerekiyordu. Ve Daniel da birazcık rahatlayacak. Hoş gene rahat da. Bakalım belki yapmışızdır. Oo, daha ne işi var? Daha ne işi var? Beş dakika. Ben yanlış yaptım sanırım orayı. Yanlış hesaplamış olabilirim. Merhaba. Beni korkutamazsınız. Canavar tarafından çizikler atıldı üzerime. 5 5 1 3 daha 4 yaptı. 2 2 daha 4 yaptı. Evet. Ne istiyorsunuz oğlum? Aha yaptım işte. Belki de şöyle olacak. Ve de böyle böyle olacak. Ah. Bir bak daha mı var ya? Bir bak daha var gibime geliyor. Neyse. Çok kısa bir bölüm oldu ama burada bitirmek zorundayım videoyu. Çünkü şu anda az önce baktım ve az önce yaptığımız şeyin doğru olması lazım. Ama doğru değil. Neden böyle bilmiyorum. Çok büyük bir ihtimalle bir tane kağıt bulamadık. Ve kağıt bulamadığımız için bu yaptığımız şeyi daha şeye geçirmedi. Hani yapmamız gereken şeyler arasında saymamış olabilir. Mesela örnek olarak şurada şey diyorum. Makinenin ekipman modunda çubuklardan ve geçmesi gereken yerlerden bahsediyor diğer odalardan. Bunu bulduk. Sonra onu taktık. O oldu. Aşağıdaki şeyleri de hallettik. Onlar için herhangi bir... Onlar için de herhangi bir... Bilmiyorum ya. Neyse.
Dediğim gibi ben buna internette birazcık daha bakacağım. Böyle bir bug vardır belki. Bilemiyorum. Veya yan bir şeyleri atlamış olabiliriz. Bir de Amnesia: A Machine for Pigs'in eleştirilerine bakacağım, yorumlarına bakacağım. Amnesia kadar güzelse daha sonra ona da başlayabilirim, ama daha Call Out, Slender The Arrival gibi oyunlar var. Sanitarium da aldım, onu da oynamak istiyorum. Çok daha önce aldım bunu. Onu da oynamak istiyorum sizlerle birlikte, daha hiç oynamadım. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim umarım bu videodan. Keyif almışsınız da videodan. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.